Vatanım Sensin dizisindeki Cevdet Binbaşı'nın vatan haini olduğunu düşünenlerden misiniz? O zaman hayatta hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını tekrar hatırlatarak bugün size gavur müminden bahsetmek isterim. Gavur Mümin, yani gerçek adıyla Mümin Aksoy, Vatanım Sensin dizisindeki Cevdet Binbaşı karakterine ilham veren kişi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya işgale girişen Yunanistan aleyhine casusluk yapan Gavur Mümin. 1892 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 1911'de Beylerbeyi Yedek Subay Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Süveyş Kanalı, Çanakkale ve Doğu cephelerinde savaştı. Üstelik buradaki başarılarından dolayı iki kez madalyayla ödüllendirildi. İzmir'in işgalinden kısa bir süre önce İzmir Jandarma Alay Komutanlığı'nın emrinde çalışmaya başlayan Mümin Aksoy, işgalden sonra görevinden istifa etti. Fakat Aksoy İzmir'in işgalinden çok etkilenmişti. Öyle ki silahlı direniş yerine çok daha riskli bir görev olan casusluğu üstlendi. Çünkü Rumcası çok iyiydi. Bu arada Rumca denince bir noktadan sonra benim aklıma İlgün Belgün geliyor, herhalde normaldir. Ayrıca dayısı da İzmir'in belediye başkanıydı. Dolayısıyla bunlar onun işini biraz daha kolaylaştırıyordu. Böylece Yunan kuvvetlerinin güvenini kazanmıştı. Yunan işgalinin bulunduğu tüm illerde yeraltı teşkilatları kurdu ve Yunan'a karşı faaliyetlerde bulundu Mümin Aksoy. Tabii ona yardım eden çalışma arkadaşları da vardı. İzmir Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan Fadıl 9 Eylül, İzmir'de Şark gazetesini çıkaran Halil Zeki Osman ve işgal süresince İzmir Müftülüğü görevinde bulunan Rahmetullah Efendi gibi. Dayısı sayesinde Yunan İşgal Kuvvetleri Kumandanı Zafirios'un ve Yüksek Komiser Steryadis'in güvenini iyice kazanan Mümin Bey, cephelerin ileri hattına geçip Türk kuvvetleri hakkında elde ettiği bilgileri Yunan karargahına ulaştırıyordu. Bu görevi yüzünden İzmir'de hain mümin, gavur mümin diye anılır olmuştu. Türklerin nefretini iyiden iyiye kazanan gavur müminin yüzüne tükrülür olmuştu. Çok acı be abi. Fakat Mümin Bey vatanını öyle seviyordu ki yaşadığı tüm bu acı durumlara göğüs gerdi. Karargahından öğrendiklerini gizlice Ankara'ya ulaştırıyordu. Ancak tam da büyük taarruz öncesi her şey yolunda giderken Mümin Aksoy bir anda tutuklandı. Çünkü işgal kuvvetleri bünyesinde casusluk yapan Giritli başka bir Türk Mümin Aksoy'u ihbar etmişti. Gavur Mümin tutuklandıktan sonra Yunan askeri mahkemesinde yargılandı. Aleyhinde hiçbir delil olmamasına rağmen dünyanın en korkunç zindanlarından biri olan Palamidi cezaevine kondu. Hapishane hayatı Aksoy için çok zor geçiyordu. Bu dayanması güç hapishane hayatı, Türklerin Yunan ordusunu denize dökmesiyle sona erdi ve Lusya esir kampına gönderildi. Mümin Aksoy burada tüccar gibi tanıttı kendini. Bu yüzden sivil esirlere ayrılmış açık kampa nakledildi. Savaştan sonra yapılan esir mübadelesiyle de 5 Nisan 1923'te yurda döndü. Şimdi şunu açıklamakta fayda var. Bazı araştırmacılara göre Mümin Bey, Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine Yunan orduları başkumandanı Trikopis'te takas edildi. Fakat bu bilgi arşiv belgeleriyle bile tam olarak netleştirilmiş değil. Evet, Mümin Bey Anadolu'ya döndükten sonra terfi bekledi. Ancak bırakın terfiyi, bu isteğe cevap dahi alamadı. Bunun üzerine çeşitli yerlere mektuplar yazarak canını vatanı için ortaya koyduğunu, casusluk yaptığını ama unutulduğunu dile getirdi. Soyadı kanunu çıkınca da Aksoy soyadını seçti. Bir süre sonra albay rütbesiyle Hakkari'ye terfi oldu. Ancak yolda zatürreye yakalandı. Hastalık iyice ilerleyerek tüberküloza dönüştü ve ardından Mümin Aksoy 24 Ocak 1948'de İzmir'de hayatını kaybetti. Gerçekten de dolu dolu bir hikayeydi Mümin Aksoy'un hikayesi. Eğer sizler de bizimle aynı fikirdeyseniz videomuzu paylaşmayı, hatta bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın.